Herkese yeniden merhaba. Cikirdekliler kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün evlerinde muhabbet kuşu besleyenlere faydalı olacağını düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere muhabbet kuşları aşırı meraklı, çevrelerinde olup biten her şeyi gözlemleyen ve merak ettikleri her şeyi yakından inceleme gereksinimi hisseden canlılardır. Bu merakları hiç ummadığımız şekillerde başlarına dert açabilir. Bu videoda ev ortamında kuşlar için olası tehlikelerden bahsedeceğim. Keyifli seyirler. İlk madde masum görünen oyuncaklar. Evinde muhabbet kuşu besleyen herkes bu kuşların oyuncaklara ne kadar düşkün olduklarını bilir. Hatta oyuncak olmayıp da oynayabildikleri pek çok şeyi de oyuncak haline getirebilirler. Ancak bazı oyuncaklar kuşların sağlığı için çok tehlikelidir. Örneğin kuşlar peluş oyuncaklarla oynamayı severler. Ancak bu tarz tüylü oyuncaklarda bulunan tüyler kuşlarınızın ağzına ve boğazına kaçarak hayatlarını kaybetmelerine neden olabilir. Çam ve metal oyuncaklar da oldukça yaygın kullanılan oyuncaklardır. Bu oyuncaklarda dikkat etmeniz gereken şey metal kısımlarda oluşan paslanmalardır. Alırken malzeme kalitesine dikkat edebilir veya paslanmaya başladığını fark ettiğiniz nesneleri kuşlarınızdan uzaklaştırabilirsiniz. Kuşların oynamaya bayıldığı bir diğer zararlı olabilecek oyuncak aynalardır. Aynayı kafes içerisine değil, mümkünse oyun alanına takın. Özellikle tek bakılan kuşlarda aynadaki yansımayı başka bir kuş olarak algılayıp beslemeye çalışması ve bu aynaya kusma davranışını alışkanlık haline getirmesi yemek borusu ve kursağında oluşabilecek sağlık sorunlarına yol açar. Ayrıca haliyle aynadaki yansıma onu geri beslemeyeceği için karşısındaki kuştan karşılık alamadığını düşünüp stres ve depresyon gibi psikolojik sorunlar da ortaya çıkacaktır. Tek baktığınız kuşlara ayna vermek yerine onlarla daha çok iletişim halinde olmanız daha faydalı olacaktır. Kuşlarınıza oyuncak alırken ahşap, kabak lifi veya bambu gibi doğal malzemelerden yapılmış olmalarına dikkat edin. Evin bazı bölümleri kuşlarınız için son derece tehlikelidir. Banyo ve mutfak kuşlarınızın sizin kontrolünüz dışında tek başlarına asla bulunmamaları gereken iki bölgedir. Muhabbet kuşları gagalarını ve dillerini el olarak kullanırlar. Her şeyi gagaları ve dilleri vasıtasıyla inceleyip tanımaya çalışırlar. Üzerinde deterjan bulunan bir süngeri veya rengarenk sabunları eğlenceli bulabilirler. Suyla oynamaya bayılan muhabbet kuşları içi su dolu kapta eğlenmek isteyebilir. Ancak muhabbet kuşları yüzemez. Bu durum boğulmalarına yol açacaktır. Tabii bu su dolu kap ocak üzerinde kaynamaktaysa durum daha da vahim bir hal alır. Mutfaktaki bir diğer tehlike teflon tava ve tencerelerin ısındığında çıkarttığı toksit gazlardır. Muhabbet kuşları kokulu mumlar, oda spreyi, yerleri silmek için kullandığımız kokulu deterjanlar, parfüm, tozlu ortam ve tütün mamullerinin dumanına karşı aşırı hassastır. Astım gibi solunum sorunları ve solunum yetmezliğine bağlı ölümler genellikle bu kimyasallara uzun süre maruz kaldıklarında ortaya çıkar. Pek çoğumuz evlerimizde bir başka canlı türü olan bitkilere de yer vermekteyiz. Pek çok çiçek ve bitki kuşlar için faydalıyken ne yazık ki bazı ev bitkileri kuşlarımız için zehirli. Zehir seviyesi bitkinin türüne ve bitkiden ne kadar yediğine göre değişiyor. Kuşlar için en zehirli ev bitkileri güzel hatun çiçeği, nergis, sarmaşık, zambak, gündüz sefası,
kalp yapraklı sarmaşık, Atatürk çiçeği ve yoncadır. Kuşlara faydalı olan çiçekler ile ilgili detaylı videoyu izlemek isterseniz açıklamaya link bırakacağım. Oradan videoya ulaşabilirsiniz. Muhabbet kuşları sürekli bir şeyler yemeyi seven obur canlılardır. Özellikle siz kuşunuzun yakınında bir şeyler yerseniz kendisi de tadına bakmak için hemen yanınızda bitecektir. Bizim için faydalı olan bazı yiyecekler onlar için ölümcül olabilir. Süt ve süt ürünleri, çikolata, meyve çekirdekleri, alkol, tuz, avokado, mantar, domates yaprakları, kafein, soğan ve sarımsak ve çiğ kuru bakliyatlar oldukça zararlıdır. Avokado direkt ölümüne yol açıyorken sarımsağı özel aşamalardan geçirerek kür halinde verebilirsiniz. Ani sıcaklık değişimleri evi havalandırmak için açılan kapı ve pencerelerin arasındaki hava akımına maruz kalmaları klima, soba, kuşlar için tehlikeli ve ölümcül olabilen diğer unsurlardır. Özellikle yaz aylarında kuşlarınızı balkona çıkardığınızda gözünüz sürekli üzerinde olsun ve hatta mümkünse balkonda yalnız bırakmayın. Evcil olmayan kuşlar kafesin yanına yaklaşıp kuşlarınıza hastalık bulaşmasına neden olabilir. Hatta karga gibi türler minik kuşunuzun lezzetli bir öğle yemeği olduğunu düşüneceklerdir. Eğer evde beslediğiniz örneğin kedi gibi diğer canlılar da varsa onları kuşunuzdan uzak tutmalısınız. Kargalar ile hemfikir oldukları bir an gelebilir. Kuşunuzu asla direkt güneş ışığına ya da klima rüzgarına maruz bırakmayın. Kuşlarınızın tırnak uzunlukları da ev kazalarında sık görülen sebeplerdendir. Uzayan tırnaklar perdeler gibi kumaş yüzeylere takılıp parmak ya da bacak kırılmalarıyla sonuçlanabilir. Çoğu kuş kendi tırnağını gagasıyla kesebiliyorken bazıları bunu yapmaz. Ve bu durumda uzayan tırnakları kesmek size düşer. Son olarak kuşları odada serbest bıraktığınızda pencerelerin tüllerini mutlaka örtün. Kuşunuz camı algılayamaz ve hızla uçarken cama çarpması çeşitli kırıklara, beyin hasarına ve ölümüne neden olabilir. Kuşlarınızı ev ortamında güvende tutmak için yapılacaklardan aklıma gelenler bu kadar. Benim unuttuğum, sizin de eklemek istediğiniz konular olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Kuşlarınıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler dileyerek şimdilik size veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.